Antepli Cemal. Seninle şu dört duvar arasında iyi kötü tam 8 sene geçirdik. Seni oğlum gibi sevdim. Ben de seni Rıdvan baba. Bana yaptığın iyilikleri unutmayacağım. Kadın uğruna elin kana buladın. Mahpus damlarına düştün. Artık her şey unutulmalı. Doğru Antep'e. Anacığının yanına gitmelisin. Haklısın baba. Bu şehre taşı toprağı altın derler. Ama yabancı insanı yutar mahveder. Sakın takılayım kalayım demeyesin. Doğru memleketine oğul. İçin bir üçüncü mevki istiyorum. Bugün için yer yok. Yarın için verebilirim. İyi. Buyurun. Sağ ol. Aysel'i sevmiştin değil mi oğul? Başlığını veremezdik. Aysel güzel bir kız, güzel bir gelin oldu. Kısmet değilmiş, boş ver. Anan kurban sana. Bütün Aysel'ler kurban olsun sana.
Anacığım. Hapisten çıktım anacığım. Ve artık silaha yemin ettim. Doğru sana geliyordum ama... bir kız gördüm. Öğretmen. Aynı Aysel. Ona o kadar benziyor ki. Hani hep bir gelinim olsun derdin ya. Tam o kız işte. İnsanları, hele çocukları çok seviyor. Belki beni de adam eder. Kimsesi yok. Koca şehirde, o da yalnız benim gibi. Gençliğim yanlış geçti anacığım. Namus uğruna, boşu boşuna elimi kana buladım. Yeni, temiz bir hayata başlayacağım anam. Okulu tatil olur olmaz, ona beyaz gelinliği giydirdiğim gibi elini öpmeye getireceğim. Bu şehre taşı toprağı altın derler. Ama yabancı insanı yutar, mahveder. Sakın takılıp kalayım demeyesin. Saat 17'de hareket edecek olan Toros Ekspresi 6. perondan hareket etmek üzeredir. Dikkat, dikkat! Saat 17'de hareket edecek olan Toros Ekspresi 6. perondan hareket etmek üzeredir. Buyurun, buyurun.
var, azat kuşlarım var, kuşlar kuşlar, azat kuşlarım var. Patron sizi istiyor. Onunla konuşsanız iyi olur. Buyurun. Sansar Osman derler bana. Bu alemde beni herkes tanır. Ben de herkesi tanırım. Çıkartamadım seni. Kimsin sen? Anladım. Tamam. Konuşmayı sevmiyorsun. İşin var mı? Suskun adamları severim. Bu gece de iyiydin. Biliği ve yüreği kuvvetli biri olduğum belli. Al şunu. Eğer çalışmayı kabul edersen sıkıntı çektirmem sana. Ara sıra bu geceki gibi bazı tatsızlıklar olur. Onları bastır yeter. Fedailik ha? İş iştir. Sen yine bir düşün. Sen ikisini de kabul edeceksin.
Dün gece için teşekkür ederim. Adın ne senin? Çok eskiden sana benzeyen birini tanımıştım. Adı Aysel'di. İnsanlar birbirlerine benzerler. Neden düşünecektin, ver hesabı. Abicim, verelim ama olsa arkadaşım, de vereceksin bu hesabı. Ya. Hadi ver. Bırak ulan garibanın yakasını, çekil şuradan hadi. Numara yapmaya kalkıyor. Yer miyiz abi? Bize posta koyacak adamın daha anasının karnından doğmamıştır be. Çıldırdın mı sen? Sen ölmek mi istiyorsun? Vazgeç onu. Ölüm kurtuluş değil. Senin hiç kimsen yok mu hayatta? Bizim Cemal nerede? Bilmiyorum. Hala gelmedi. Sana geldim. Ya yarın? Gene gelirim. Ya öbür gün, ya daha sonraki günler! Rahatsız ettiysem hemen giderim. Defol! Kader bizim gibi kadınlara zaten vurmuş. Durma! Sen de vur.
Öldürmeye değmezsin. Defol. Perihan'dan iz yok patron. 7 gündür evine uğramamış. Cemal de kaldığı otelden 1 hafta önce ayrılmış. Bulun onları. Sevdiğim kuru fasulyesi, mis, mis! Deliye sormuş. Çok zengin olsan ne yerdin diye. O da cevap vermiş. Soğanın cücüğünü. Ve karşısındakine sormuş. Peki sen zengin olsan ne yerdin? Sen bana yiyecek bir şey bırakmadın ki. Ergeneler!
İşte böyledir bizim gibi kadınların kaderi. Damgayı yedin mi kurtuluş yoktur bir daha. 7 günden fazla dayanamaz kimse. Bir şey söyle. İyi ya da kötü bir şey söyle. Bilmiyor muydun bütün bunları? Ne diye değiştirmeye kalktın benim hayatımı? Ne diye? Sen de haklısın. Hiç kimse bir hayat kadınıyla oturmayı göze alamaz. Sen 7 gün dayandın hiç değilse. Sağ ol. Daha fazla acı çekmeni istemiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Nasıl yaparsın bunu bana? Cahillik ettim. Her kadın yapar bunu. Sen yapamazsın! Sen benim kadınımsın! Yürü! Birlikte doğmuşlar bak, ayırmayalım. Aramadığımız yer kalmadı patron. Bulamadık. Bulacaksınız. Mutlaka bulacaksınız onları. Hmm.
Şeyden uzak, sessiz ve sakin. Yalnız ikimiz. Sanki bir rüya, bir hayal gibi. Öylesine güzel ki, ömre bedel. Yarın daha güzel olacak. Hayır Cemal, dahasını istemiyorum. Ben mutluyum. Ömrümde hiç hayal edemeyeceğim kadar mutluyum. Çocuktum. Bir düğüne götürmüştü anam. Orada bir gelin görmüştüm. Ve o gün bir hayal başlamıştı. Hiçbir zaman gerçek olmayacak bir hayal. Beyaz bir gelinlik. Şu paketi açar mısın? Anama gideceğiz. Benim o güzel anama. Anam, işte gelinin Aysel diyeceğim. Elini öpeceğiz. Yani şimdi sen beni... Evet Aysel. Nikahlı karım olacaksın. Bolu'da buldum. İkisini de. Hemen yola çıkarsanız yakalarız patron. Kaldıkları ev orman içinde. Çevrede kimseler yok. Anlaşıldı. Derhal geliyoruz. Bekle bizi. Bolu Belediye Başkanlığı'nın ve yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta kocayın kızım. Allah berhudar etsin oğlum. Sağ ol baba.
akşam treniyle Antep'e gidiyoruz. Anama, Antep'e, baba evine gidiyoruz.
Thank you.